Erkekler kendisine aşık diye annesi tarafından 25 yıl boyunca bir odaya hapsedilen Blank Monier'in akıl almaz hikayesi. 25 yıl boyunca ne güneş ışığı gördü ne de ailesi dışında tek bir kişiyle konuşabildi. Güzeller güzeli Blaine Monier görüp görebileceğiniz en inanılmaz ve acıklı hayat hikayelerinden birine sahip. Kendisi Fransız ve 1 Mart 1849 yılında Fransa'nın Poitiers şehrinde dünyaya geldi. O zamanlar çok iyi bir aileye sahip olduğu düşünülüyordu. Güzelliği, fiziksel görünümü ve kişiliğiyle oldukça ilgi görüyordu ve en önemlisi de onunla evlenmek isteyen çok kişinin olmasıydı. Ailesi aristokrattı ve söz konusu güzeller güzeli kızlarının evlenmesi olduğundaysa hiç oralı olmuyorlardı. Gençlik yıllarında Paris'te sosyete camiasından olan birçok erkeğin dikkatini çekiyordu. Blanche'a mektuplar gelmeye başlayınca bu durum annesini rahatsız etti ve durum akıl almaz bir noktaya ulaştı. Akıllardaki tek soru şuydu: Blanche o günden sonra mı sırra kadem bastı yoksa daha önceden kaybolmuş muydu? 25 sene boyunca her şeyden ve herkesten izole şekilde yaşadı. Annesi pencerelerden içeri güneş ışığı girmemesi için gereken tüm önlemleri alarak, hatta en önemlisi kimsenin onu görmemesi için kızını sonsuza dek odasına kilitlemişti. Ailesi erkek kardeşi ve evin çalışanları dışında Blans'ın tüm dünya ile bağlantısını kesti. Odasındaki yataktan kalkmasına ve herhangi bir temel hijyen ihtiyacını karşılamasına izin verilmedi. Blans hayatının yarısı boyunca yemek yediği, idrarını ve dışkısını yaptığı yatakta yattı. Ailesi akrabalarına ve kızlarının arkadaşlarına kızlarını İngiltere'de yatılı bir okula gönderdiklerini ve programı nedeniyle çok yoğun olduğunu ve geri dönüşü düşünmediğini söyledi. Okulu bittiğinde ise Blans'ın İskoçya'da kendi hayatını kurduğunu ve Fransa'ya geri dönmeyeceğini söyledi. Tam tamına 25 yıl sonra 23 Mart 1901'de Paris'te bir başsavcı, Parisli tanınmış bir ailenin kapılı kapılar ardında bir şeyler sakladığını belirten isimsiz bir mektup aldı. Mektubu yazan kişi hakkında hala bir bilgi bulunmuyor ama tarihçiler mektubun çalışanlardan biri tarafından yazıldığını düşünüyor. Mektupta şunlar yazılı: "Sayın Başsavcı, sizi istisnai derecede ciddi bir olaydan haberdar etmek istiyorum. Madame Monier'in evinde kilitli kalmış, aç, susuz ve son 25 yıldır resmen bir çöplük içinde yaşayan bir kızdan bahsetmek istiyorum." Monier ailesi Paris sosyetesinin önemli ve saygın isimlerinden olduğu için iddialara inanmak oldukça güçtü. Ama yetkililer yine de Monier malikanesini araştırmaya gittiler. Müfettişler bir odadan çürük kokusu geldiğini fark edene kadar malikaneyi gezdiklerinde ilk başta herhangi bir şey bulamamışlardı. Çürük kokusunun geldiği odaya yaklaştıklarında ilk olarak asma kilidin paslı olduğunu fark ettiler. Odanın yıllardır kilitli olduğunu anladılar. Hemen asma kilidi kırdılar ve o an gözlerine inanamadılar. Gördükleri ve yaptıkları araştırmalara dayanarak bir rapor yazdılar. İşte bu raporda gördüklerini özetleyen kısa bir kesit: "Bir deri, bir kemik kalmış, ölmek üzere olan bir kadın, dışkı ve yiyecek artıklarıyla kaplı çürümüş bir yatakta öylece yatıyordu. Yatağın üzerinde böcekler geziyordu. Odanın içerisindeki hava o kadar kötü ve dayanılmazdı ki soruşturmamıza devam edemedik. Oda o kadar karanlıktı ki müfettişler barikatları pencerenin dışından kırdılar." Blans 25 yıl sonra ilk kez güneş ışığını gördü. Sağlık durumu o kadar kötüydü ki sadece 25 kiloydu ve kendi ayakları üzerinde duracak güce bile sahip değildi.
hastaneye götürüldüğünde oksijen alabilmenin ne kadar muhteşem bir şey olduğunu söyledi. Doktorlar bu şekilde acımasızca bir odaya hapsedilmiş ve bunca yıldır hiç kıpırdamadan hayatta kalmış kızın yaşamasının bile mucize olduğunu söylediler. Tüm Monnier ailesinin sorguya çekildiği dava sürecinde annesi Louisa Monnier tutuklandı. Ama tutuklanmasından 15 gün sonra hayatını kaybetti. Yetkililer kalp rahatsızlığı sebebiyle öldüğünü düşünse de çoğu kişi fazla dozda ilaç alarak intihar ettiğini düşünüyor. Blanche'ın erkek kardeşi Marcel Monnier ise annesinin suçlu olduğunu söyleyerek kendini savunmaya çalıştı. Tüm kanıtlara rağmen Marcel Blanche'a yapılan suça ortak olduğu için 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Blanche özgür kaldı ama yaşadıkları hiç kolay değildi. Tam tamına 25 yıl boyunca bir odada hapis kaldığı için zamanla koprofili, ekshibisyonizm ve şizofreni gibi sağlık sorunları oluştu. Fiziksel olarak kendini az da olsa toparlasa da psikolojik olarak asla toparlanamadı. Hayatının geri kalanını bakım evinde geçiren Blanche Monnier 1913 yılında bir psikiyatri hastanesinde hayata gözlerini yumdu.